Can Bey'e hemen mikrofonu vereyim ben. Can Bey, çok teşekkür ederim ilk önce yayınıma katıldığınız için. Sağ olun, teşekkür ederim. Siftahı siz yaptınız. Evet, birkaç tane oldu. Peki ilk önce bir sorum olacak. Neden bu kadar erken kalktık ve neden hala bu kadar az balık tuttuk? Şimdi bir kere balık tutmak şans işidir. Sabahleyin neden bu kadar erken kalktık? Sabah suyuna balığa çıkmak diye bir terim vardır. Balık sabahleyin işte hava tam aydınlanırken biraz daha fazla tutma imkanı vardır. Ondan dolayı sabah suyu ya da akşam suyu vardır. Ama sabah suyu daha fazla bereketli diye bilinir. O yüzden bu arada dalgalar geliyor. Ben bu arada kameramanım kendisini de gösterebilirse eğer şu an durumumuz zor durumda. O da bizim gibi ıslanıyor. Yani kameramanlar rahat değil, onu da bilir. Aynen. Peki, hani Karadeniz anılır balıkta ama Çanakkale'de de siz de bayağı bu noktaya getirdiniz balığı. Tabii ki Çanakkale'de hem Marmara girişinde hem Ege Denizi çıkışında, ki şu anda işte hemen çok yakınımızda Ege Denizi başlıyor. Çanakkale Boğazı'nın bitiş noktasındayız. Çok çeşitli balıklarımız var. Pullu balık dediğimiz işte iri çıpralar, levrekler, sineritler falan gibi balıklar vardı. Biz bugün burada levrek bakıyoruz. Ama işte bu da bir kısmet. Yani bu kadar denizin içinde küçük bir iğneye denk gelmesi gerekiyor balığın. Nasip, şans. Nasip, aynen nasip yani. Hani bira bismillah derler balıkçılar. Aynen, doğruymuş. Aynen öyle, aynen öyle. Ama yani bu bir hakikaten güzel bir uğraş, güzel bir hobi. Eğer ki işte sabahleyin geldiğinizde karşımızdan güneş doğuyor, şu anda çok güzel bir manzarası var. Havada biraz sıcak olursa. Ya işte yazın daha güzel oluyor tabii. Ama işte bunun da meşakkatı ayrı ya. Bu üstümüzdekileri giyeceğiz, beremizi takacağız, üşüyeceğiz, ıslanacağız. Bu da bu işin keyfi. Balığı yerken bunun keyfini daha çok alıyorsunuz. Kıyafeti giyerken hani ben de söyledim, tatilde bu kıyafet çok güzel olur. Hani üzerinizde kıyafet var ama denizin ortasındasınız. Aynen, çok öyle. Güzelmiş. Aynen öyle yani, güzel, hakikaten güzel bir şey. Balık tutmak çok güzel. Ben herkese de Çanakkale gibi yerde oturduktan sonra herkese de gerçekten çok yoğun bir şekilde tavsiye ediyorum. Yani gelsinler, her gün balık tutsunlar insanlar. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Ben hemen tuttuğunuz balıklarla yayınıma veda edeyim Nilgün'e. Tabii boş durmadık, balıkları tuttuk. Sabahın dördünde geldik, tutmak da zorundaydık. Hemen o balıkları gösterelim ve biz size veda edelim. Balıklarımız biraz küçük. Kameramanım şu an zorlanıyor canlı yayında. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane balığımız var. Biz bunları sahte yem ve orijinal yemle tuttuk. Balığın birini yem yapmak zorunda kaldık. Ama 4 tane balığımız var. Daha biz burada saat 12'ye kadar bekleyeceğiz. Sabahın erkenindeyiz. 12'ye kadar nasibimizi kovalayacağız. Ben buradan size veda edeyim. Sözü stüdyoya sana bırakayım Nilgün Balgaç. Mustafa Yalnız'a çok teşekkür ediyoruz. Mustafa gerçekten farklı haberleri hem programında hem de günaydın hafta sonuna taşıyor. Çünkü günaydın hafta sonunda onun bir köşesi var ve o köşesini böyle dolduruyor. Şimdi günaydın hafta sonunu bitiriyoruz. Ben Nilgün Balkaç, bütün arkadaşlarımla birlikte randevunuzu hatırlatıyoruz. Randevu ne zaman? Haftaya görüşmek.